Özgür Özel diyor ki biz sizin kuyruğunuza takılmayız. Tamam kardeş. Sen PKK'nın gücümündeki, PKK'nın uzantısı olan demin kuyruğuna takıl. Ama bu vatandaş çok az bir şey kaldı. 31 Mart'ta senin hesabını kesecek. Faturayı ağır ödersin Kemal Kılıçdaroğlu gibi. Ha Kemal Kılıçdaroğlu yıllarca bu partinin genel başkanının yaptığı en azından bir başarısı var. Ne? İstanbul, Ankara, Antalya vesaire o şehirlere 11 tane belediye kazandırdı CHP'ye. Sen başarı sağlamadan postalanırsın, dikkat et. Bu iş grup başkan vekilliğine benzemez. Meclis çatısı altında bağır çır, arkanı dönle olmaz. Bu millet sana faturayı kesti bile. Ya terörle ilgili konuşuyorsun ya. Terörle ilgili konuşuyorsun ya. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Barış Yarkadaş'ın bugünkü yazısı. Ben demiyorum. Barış Yarkadaş diyor. Bak. Bunu yapmayın diyor. Yapmayın. CHP lideri Özgür Özel'e bunu yapma diyor. Akif Hamza Çebi diyor ki yanlış. Yahu Gürsel Erol Elazığ milletvekili. Bunun yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi sen alıp bunu getirip biz sizin kuyruğunuzda olmayız. Bak dün grup toplantısında neler söylüyor. Allah aşkına bir izleyelim Özgür Özel'i. Getir Mustafa. Efendim CHP'nin bildirisinde PKK yazmıyormuş. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi PKK diyemezmiş. Şimdi bütün vatandaşlarımızın dikkatine. Bu askerlerimiz şehit olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının tweet'i Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı olay olduğunda Sayın Bahçeli bugün dedin ya o PKK'nın adını anmaz onlar, hain onlar. PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan işte Recep Tayyip Erdoğan'ın tweet'i. Öyle bedava siyaset yok artık. Öyle bedava siyaset yok. Hain arıyorsan burada. Şimdi hain arıyorsan burada diyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'a hain dediğinizde, hain ifadesi kullandığınızda çok affedersiniz arkadaşlar, bu ifadeyi kullanmak durumundayım. Millet size kıçıyla güler. Bak, hain ifadesini, hain yaftasını Recep Tayyip Erdoğan'a yapıştırmaya kalktığınızda millet size dötüyle güler. Güler yani, güldüler. Hain diyor, Recep Tayyip Erdoğan'ı hain diyor. FETÖ'ye direnen, PKK'ya kan kusturan Recep Tayyip Erdoğan'a hain diyor. Hain burada diyor. Niye? Tayyip Erdoğan askerlerimizle ilgili o başsağlığı mesajında PKK adını kullanmadı diye sıyrılma çabasına bakar mısın? Sıyrılma çabasına bakar mısın? Ve dünkü grup toplantısında kerhen PKK'lı teröristlerle çatışan diyor. Bak. Şimdi Devlet Bahçeli'den şikayet ediyor Özgür Özel. Nazlı. Allah gani gani rahmet eylesin. İyi tarafı vardı, kötü tarafı vardı. Doğru politikaları vardı, yanlış politikaları vardı. Arşivi bir tarayalım. Siyasi arşivi tarayalım. MHP lideri Devlet Bahçeli. Özellikle burayı arkadaşlar short yapabilirler. MHP lideri Devlet Bahçeli. Deniz Baykal'a geçmiş siyasi dönemde bir tek
ağır ifade kullanmış mı? Milli meselelerde Devlet Bahçeli mesela Deniz Baykal'a kötü bir laf etmiş mi? Milli meselelerde tek bir laf etmedi, biliyor musun? Neden? Deniz Baykal ne kadar kötü muhalefetçi olursa olsun, ne kadar kötü siyasetçi olursa olsun milliydi ve yerliydi. Millilikten taviz vermezdi. Milliydi yani. Dolayısıyla PKK'nın uzantısı olan partilerin koluna girmeyi reddetti Deniz Baykal. Onun için Devlet Bahçeli de, Recep Tayyip Erdoğan da, siyasi rakibi olan, siyasi hasmı olan Deniz Baykal'a millilik konusunda toz kondurmadılar. Şimdi aynı Devlet Bahçeli nezaketi, saygınlığı, devlet adamlığı, yani konuşurken her tarafında nezaket fışkıran bir lider. Öyle gerçekten. Tamam mı? Evet. Şimdi böyle bir adam, tanıyanlar da bilir, acaba geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden hedef alıyordu sürekli? Ağır ifadeler kullanıyordu, PKK terör örgütüyle yan yana getiriyordu vesaire. Neden? Ve Kemal Kılıçdaroğlu gittikten sonra ilk geldiğinde Özgür Özel'e başarılar diledi. Yani bir bekledi, dedi ki bir bakalım. Ve Özgür Özel koşa koşa gitti, el öptü. Selam sarkıttı. Devlet Bahçeli nezaketi gerçekten örnek olan bir lider. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Özgür Özel'i milli meselelerde neden ağır bir şekilde eleştiriyor? Neden PKK terör örgütünün uzantılarıyla iç içe yan yana koyuyor ve aklını başına al sokağa çıkamazsın diyor? Neden? Ya bunu CHP'nin başındaki Özgür Özel'in oturup düşünmesi lazım. Ya bu Devlet Bahçeli geçmişte benim liderlerime, CHP'nin başındaki liderlere, hatta daha da geçmişe, ana sol M iktidarına, ya Mesut Yılmaz, Devlet Bahçeli ve Bülent Ecevit, üçü Türkiye'de iktidar. Ecevit gitti, dedi ki başbakan sen ol, dedi hayır. Ve o kadar saygılıydı ki Ecevit'e. Ya mesela Ecevit geliyor, önünde yürümüyor. Mesela Ecevit geliyor, biraz böyle hani şurada Ecevit duruyorsa, şurada duruyorsa, Sayın Bahçeli bir adım, devlet terbiyesi gereği bir adım geride duruyordu. Şimdi geçmişte CHP'nin başındaki liderlerle hiçbir sorunu olmayan Devlet Bahçeli iki tane lideri eleştiriyor. Niye? Ya bunu bir elinizi vicdanınıza koyun, bir koyun deyin ki ya Devlet Bahçeli Atatürkçü mü Atatürkçü? Milliyetçi mi milliyetçi? Milli mi milli? Ya arkadaş, Türkiye için canını ortaya koyan bir lider. Defalarca söylüyorum, söylemekte yorulmayacağım. 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün sonra Sayın Erdoğan'la bir araya geldiler. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Kadıköy'deki imam hatiplerin sayısı 4-5 tane fazla olmaz mı Sayın Cumhurbaşkanı? İşte Devlet Bahçeli orada yemin etti ve dedi ki benim için Türkiye. O Devlet Bahçeli ki odasındaki saati 17-25'e ayarlayan bir Devlet Bahçeli'ydi. Benim için Türkiye'dir. Ve hala Türkiye diyor. Mevki istemiyor, makam istemiyor, müdürlük istemiyor, hiçbir şey istemiyor. Adaylara bak ya. Bunlar birbirlerine girmişler. Devlet Bahçeli ile de Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2-3 tane görüşmesi sonrası heyetler bir araya geliyor. Tak 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 tak, adaylar hazırlanıyor, belirleniyor. Kavga yok, gürültü yok, menfaat yok, çıkar ilişkisi yok. Memleket ilişkisi, memleket sevdası. Baba sen otur bir düşün ya. Niye sana vuruyor Devlet Bahçeli? Niye aklını başına alıyor? Çıkmış dün, bağırıyor. Var mı o video? Yeter, yeter. O video var mı?
Özgür Özel'in yeter diyor ya. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. O yeter 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 şeyini almadınız. Yeter ama yeter. Şimdi ya bu Özgür Özel hiç kusura bakmasın. Ya geldiğinden beri sürekli bir offside. Hiç kusura bakmasın. Bak ne diyor? Biraz ya, yani hani bu artık şeyi de siyaseti de karıştırmasın değil mi? Hiç kusura bakmasın. Sen geçmişte şehit cenazesinde kahkaha atan bir adamsın birader. Onun videosu var. Sen hiç kendini şey yapma. Hiç kendini şey yapma. Bizim gözümüze böyle şey sokma. Sen gitmişsin orada, vurmuşlar sana, vurmuşlar. Yani söz olarak. Peki Manisa'da örgütlüydü. Gümüşhane'de ne oldu? Gümüşhane niye paramparça etti senin gönderdiğin çelenkleri? Niye? Yıldıray Çınar'ın verdiği aklı bir kez daha hatırlayalım. Yıldıray Çiçek'in verdiği aklı bir kere daha hatırlaması lazım. El öpme. PKK'lıların elini öpme. En önemli başlık bu. PKK'lılara selam sarkıtma. Bütün bunları yaparsan o zaman cenazeye gitme. Tepki alırsın. Peki sence artık ya tabii ki de şehitlerimiz olmasın, şehit olmasın, canımız yanmasın ama gitmemeliler değil mi? Hayır, sence gitmeliler. Öyle, çok ağır tepkilere maruz kalıyorlar. Sonra hani şey gitmeliler. Gitmeliler. Yani çok ciddi kampanya düzenliyorlar diyorlar. Yani linç kampanyası. Nazlı şöyle bir şerefsizlik var. AK Partililerin yaptığını söylüyor diyorsun ki. Şu da ayrı bir başlık olsun. Şöyle bir şerefsizlik var Türkiye'de. Şerefsizlik diyorum. Şimdi 12 tane şehidimiz oldu. Yani seçim 31 Mart'ta yapılacak. Bazı şerefsizler, bazı alçaklar, bazı alçakoğlu alçaklar şu ifadeyi tekrar tekrar gündeme getiriyor. Efendim, seçim vakti geldi, şehitler de gelmeye başladı. Yani diyorlar ki AK Parti iktidarı seçim öncesinde yine terör argümanını kullanmak için şehitler gelmesini sağlıyor diyorlar. Bu kadar aşağılık, bu kadar adi, bu kadar ağzıma gelen, yani ne söyleyeyim, bir şey içerisinde, yorum içerisinde bulunanlara sadece tükürmek geliyor içimden. Başka bir şey demiyorum. Yani AK Parti ya da MHP ya da herhangi bir siyasetçi, bu CHP'de bunun içine, İYİ Parti'de hiçbir baba, hiçbir anne bu şehit cenazelerinin gelmesini arzu etmez. O acıları yaşamak istemez. Hiçbir siyasetçi de şehit üzerinden gelecekteki seçime yatırım yapmaz. Yani bunu söylemek gerçekten adilik. Bunu söylemek gerçekten alçaklık. Yani seçim vakti geldi. Ne oldu? Şehitler gelmeye başladı. Aşağılık yaratıklar ya. O bir video bekliyorduk ama. Evet. Gelecek mi? Neyse artık o git. Evet. Onu gelsin. Evet, yani mesela Özgür Özel'i anlatmaya gerek yok. Bizim anlatmamıza gerek yok. Bak şu videoyu görelim. O video aslında her şeyi anlatıyor. Şehit cenazesinde. Bak şehit cenazesinde görüyor musun? Saklayamıyor. İşte Özgür Özel bu. Hani ne konuşuyorlar acaba? Yeter orada yeter diye bağırıyor. Onlara komik yeter? Gelen ne acaba? Ne yeter mesela? Yeter diyor ya. Ne yeter? Ne yeter abi?